Evet, yeni kış mevsimi olduğu için bir bere öreceğiz. Bu beremizi de öğretmenimizden denemiş olduğu bir modelden örnek alarak yapıyoruz. Bunun için Maxi, süperlana Maxi kalın ip kullanıyoruz. Şişlerimiz 8 numara. Önce lastik örüyoruz. Lastiği bir düz bir ters olarak örüyoruz. İstediğimiz enlikte bu lastiğimizi örebiliriz. Lastiğimizin ilmek sayısı 59. Çünkü üzerine koyacağımız model yüzünden 59 ilmek başlanıyor. İpimiz kalın. Şişimiz de kalın olduğu için biraz örerken zorlanıyoruz. Çünkü ince şişe alışınca kalın şiş biraz kaba oluyor. Ellerimizde buna alışması zor oluyor. Onun için lastiğimizi biraz yavaş gidiyoruz. Belki modele geçtiğimizde daha kolay gideriz. İpimiz iki renkli. Lastiğimizi düz renkten örüyoruz. Üstüne koyacağımız modeli yine hem taban rengi olan siyahı hem de diğer ebruli olan ipimizi kullanacağız. Süperlana Maxi iple kışlık beremizi başladık. Yünümüz %25 yün oranı var. 8 numara şiş kullandık ve 59 ilmek başladık. Şimdi 12 sıra bir düz bir ters lastik ördükten sonra modelimizin kurulumuna geçiyoruz. İlk sırada modelimizi ana rengimiz olan siyahla kuruyoruz. İkinci sırada ebruli aynı markanın aynı kalınlıktaki ipiyle ebruli renge geçeceğiz. Baştan 2 ilmek düz örüyoruz. Üçüncü ilmeğimizi bir alttan Selanik modeli alıyoruz. Yine bir düz örüyoruz. Bir alttan alıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek alttan alarak bir ilmeği boşa çıkar. Bir sırayı boşa çıkarmış oluyoruz. Bir ilmek düz, bir ilmek alttan aldık. Bu şekilde modelimizin birinci sırasını kuruyoruz. Modelimizin kurulumunu tamamladık. Sonda 2 ilmeğimizi yine düz olarak ördük. Şimdi arka yüze geçiyoruz. Başta ilmeğimizi iki taraftan da örüyoruz. Kilit sistemi oluşturuyoruz. Kenarda dikerken iz bırakmasın diye. Şimdi arka yüzde bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Arka yüzde ters olmuş oluyor. Ön yüzde modeli kuruyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizin sırasını düz olarak tamamlıyoruz. Modelimizi ön yüzde kurduk. Arka yüzden de düz olarak ördük. Düz yüzümüzde haroşalar, tersler oluştu. Şimdi ikinci renk ebruli ipimizi ipin ucuna bağladık. Modelimizi ebruli renkle gideceğiz. İlk sıra modelde baştan 2 ilmek düz örmüştük. Ebruli ipimize geçerken bir ilmek düz örüyoruz. Çünkü modelimiz kaydırmalı bir şekilde gidiyor. Şimdi burada yine aynı şekilde alttan örüyoruz. İlmeğimizin bir sırası boşa çıkıyor. Arada bir düz örüyoruz. Yine ikinci alttan alıyoruz. Arada bir düz, bir alttan Selanik modeli uygulanıyor. Ve modelimiz sağa doğru kaydırmalı olarak devam ediyor. Bir düz örüyoruz. Bir alttan bir düz, bir alttan alarak sıranın birini boşa çıkarmış oluyoruz. Arka yüzden yine aynı şekilde ilmeklerimizin hepsini düz olarak öreceğiz. Modelimizi aynı renkten bir sıra gitmiştik. Ebru ile ipimizden de yine aynı şekilde modelimizi kurduk. Arka yüzünden tüm ilmeklerimizi düz olarak ördük. Ön yüzde haroşa ters oluştu. Şimdi tekrar yine siyah iple ikinci sıra modelimize geçiyoruz. Modelimiz bir renkli ip, bir siyah ana renkle bu şekilde devam edecek. Şimdi yine ana renk modelimizi kurarken baştan 2 ilmek düz örüyoruz. 1 ilmek alttan boş alıyoruz. 1 ilmek düz, 1 ilmek alttan boş. 1 ilmek düz, 1 ilmek alttan boş alıyoruz. Sıranın bir tanesini Selanik örgüde olduğu gibi boşa çıkarıyoruz. Modelimizi kurarken ana renkte baştan 2 ilmek düz örüyoruz. Renkli ipimizde de 1 ilmek düz örerek modeli kuruyoruz. Modelimiz kaydırmacalı olarak gidiyor. Üçüncü sıra modelimizi de yine ana rengimiz olan siyahla kurduk. Tekrar yine renkli ipimizle 4. sıra modelimize geçiyoruz. Modelimiz kaydırmacalı olduğu için siyah ana renkle yaptığımızda baştan 2 ilmeğimizi düz örüyorduk. Renkli ipimize geçtiğimizde baştan 1 ilmeğimizi düz örüyoruz. 2. ilmeğimizi boşa alarak Selanik modelinde olduğu gibi devam ediyoruz. Bir düz, bir Selanik modeli, bir düz, bir Selanik modeli olarak kuruyoruz. Arka yüzden ilmeklerimizin hepsini düz olarak örüyoruz. Şapkamızın uzunluğunu kendi istediğimiz ölçüde yapabiliriz. Kalın ip ve kalın şiş kullanıldığı için model yumuşak, pofidik olarak oluyor. Beremizin modeli anlattığımız gibi şekilde de gördüğünüz görüntüyle devam ediyor. Elli 9 ilmek ve 8 numara şişle başladığımız beremizin şimdi bitiş noktasına geldik. Burada istediğimiz uzunlukta herkes serbest olarak yapabilir. Biz burada 13 sıra renkli ipten koyduk. Şimdi ilmeklerimizi üçer eksilteceğiz ve şiş yerine tığ kullanarak hepsini birden ilmeklerin toplayıp berimizin tepesini bitireceğiz. Şimdi burada ilmeklerimi üçer tığ yardımıyla kesiyorum. Tığa topluyorum. Evet, ilmek sayılarımı şu şekilde tepe noktasında toplayarak azaltıyorum. Hepsini tek ilmekle geçirerek bitireceğim. İlmek sayılarımızı eksilttik. Şimdi tek ilmekle geçirip bitireceğiz. İlmeklerimizin hepsini geçirdik. Şimdi şurada ilmeklerimizin hepsini toparlayarak sıkıştırıp evet, tepe noktamızı birleştirdik. Şimdi ipimizle yan tarafını dikeceğiz. Beremizin tepesine de hazırlamış olduğumuz pomponumuzu bağlayacağız. Şimdi alttan lastik bölümünden dikiyoruz. Beremizin dikiş bölümünü tamamladık. Şöyle gördüğünüz gibi. Tepe noktası da bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi önceden hazırlamış olduğumuz pomponlarımızı buradan tepe noktasına tığ yardımıyla takıp alttan bağlayacağız. Şimdi şuradan tığımızı alttan getirdik. İpimizi Pompomuzu bağladığımız ipimizi alta doğru çekiyoruz. Diğer ucunu da yine aynı şekilde tepe noktasının kenarından tığ yardımıyla içine çekiyoruz. Bu alta çektiğimiz uçlarımızı iç kısımdan bağlıyoruz. İplerimizi fazlalığını kesiyoruz ve şu şekilde pomponumuzu takmış olduk. Tabii siz daha dolgun bir şekilde de yapabilirsiniz. Bizimki bu kadar oldu.